CHP'nin sözcüsü Engin Altay Recep Tayyip Erdoğan'ı diyor, aha diyor yakaladık diyor. İşte diyor yalanı ortaya çıktı diyor. Tamam, aha tam da yakaladık. Bir bakıyoruz, bir dinliyoruz. Neymiş bu yalan? Ne acaba diye. Erdoğan diyor Libya'da diyor petrollere diyor göz dikmiş. İşte diyor yalan ortaya çıktı. Kendi ağzıyla itiraf etti. Neyi itiraf etti? Libya'nın petrollerini Türkiye'ye getirecekmiş. Petrol için Libya'ya gitmiş. Şöyle bir düşünüyor. Allah Allah diyor. Ya sen Yunanistan milletvekili misin? Ermeni misin? Sen Türkiye Cumhuriyeti milletvekili değil misin? Türkiye gelecek olan petrolden niye gocunuyor? Zoruna giden ne? Türkiye'nin ekonomisi kalkınmasın mı? Ülkemize para girdisi olmasın mı? Ama yeri geldiğinde çiftçiye, işçiye, memura, emekliye, şuna buna hani nerede bu devlet? Niye yardım etmiyor? Niye ödeme yapmıyor? Niye sen hani bu destektir, primdir, şudur, budur buna benzer yardımları halkına hizmeti sunmuyorsun? Niye vermiyorsun diye eleştiriyor. Petrol geleceği zaman işte yakaladı. Erdoğan'ın yalanı ortaya çıktı. Çıktı da sanki o getireceği petrolü Erdoğan kendisi içecek. Kendisi için mi getiriyor? Getiriyorsa. Onun niyeti şu. Tamam şimdi anladık. Erdoğan petrolü getirecek. Bir iki ay sonra şimdi sus pus olacak. Sesini çıkarmayacak. İki ay sonra diyecek ki ne? Evet sen diyor orada diyor petrolü getirdin ama diyor. Mehmetçiğin diyor kanı döküldü orada. Senin yüzünden şehit oldu orada insanlar diyor. Senin yüzünden şehit dedemi, senin yüzünden öldü onlar orada der. Askerlerin kanı üzerinden der. Orada siyaset yaptın der. Senin sayende öldü onlar. Senin için öldü. Sen katilisin. Bunu diyecek. Asıl demek istediği ikincisi bu. Bir iki ay sonra bunu söyleyecek. Tamam. Öyleyse. Ya kardeşim 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Bizans'ı kuşattığında İstanbul'u fethettiğinde senin gibi ve senin gibi düşünenler yüzünden öyle insanlar olduğunda İstanbul alabilecek miydik? İstanbul bizim mi olacaktı? Daha ileri gidelim. 1071'de Sultan Alparslan Malazgirt'te Romendiyojon'u Bizanslıları yenilgiye uğratmasaydı Anadolu'ya girebilecek miydik? Sen Ankara'da milletvekilliği yapabilecek miydin? Ben biliyorum senin sözde Türkiye Cumhuriyeti milletvekili ama gerçekte Yunan milletvekili olduğunu, Ermenilere hizmet ettiğini ben biliyorum. Ama CHP seçmeni bilmiyor bazıları. Bazı iskelet oy atan o iskelet hani seçmenin bilmiyor. Türkiye girecek olan bir ekonomik yardımda bir sürü önüne taş koymak için sen orada işgalcisin demek için elinden gelen her türlü pisliği, rezaleti yapmaya hazırsın. İnsanları sokağa dökmeye. Ama şimdi bir çiftçinin tarlasını su bastı, sel bastı, deprem oldu, yangın oldu. Yani bir doğal afet geldi. Nerede bu devlet? Niye bunların çadırı yok? Niye bu insanlar sokakta? Kim karşılayacak bunların mağduriyetini diye ortalığı velveleye veriyor. Ateşe veriyor. Emeklilere ikramiye yetmiyor. Emekliler geçinemiyor. Fakir fukara geçinemiyor. Dula, yetime, okula giden öğrenciye burs parasına falan diye güzel oradan siyaset yapmasını biliyorsun. Ama ülkenin ekonomisi için yani ekonomisine hani bir iki kuruş para gelecek, kazanılacak yerden para geleceği zaman onun önüne taş koyuyor. Devlet bir yere yardım edeceği zaman iki kere yardım etsin diyor. Nerede bu devlet diyor. Niye yardım etmiyor diyor. Niye vatandaşına ilgilenmiyor. Niye gidip hakkınızı aramıyorsunuz. Niye sokağa dökülmüyorsunuz diye milleti galayana getiriyorsun. Ama Libya'nın petrolleri Türkiye'ye geleceği zaman Erdoğan ağzıyla itiraf etti. İşte Libya'nın petrolü için Libya'ya gitmiş. Ben söylüyorum hakikaten onun için gitmiş. Ne olmuş? Getirdiği petrolü Yunan'a mı vermiş? Ermeni'ye mi vermiş? Türkiye'ye getirmiş. Kime getirmiş? Kendi ekonomimize. Kendi Türkiye'nin ekonomisine. Onu da yandaşlar için diyeceksin. Tabii onların cepleri dolacak. Senin de laf bitmez. Hemen türetirsin lafı. CHP'de laf mı biter? Oyun hile mi biter? Hemen türetir. Peki Erdoğan'ın Sarraç'la yapmış olduğu anlaşmada Sarraç'la Akdeniz üzerinde Türkiye'nin yarısı kadar bir toprağa sahip olduğumuzu sen bilmiyor musun? Bizim o anlaşma sayesinde
Yaptığımız anlaşma sayesinde Yunanistan güneyinde petrol arayamıyor. Bütün sondaj gemilerini durdurdu. Orada demir atmış ne kadar İngiliz, Fransız, İtalyan petrol şirketleri varsa hepsi arkasına baka baka kaçtılar. Türkiye rağmen oradan petrol çıkartamayacaklarını, doğalgaz çıkartamayacaklarını anladılar. Bize rağmen biz orada var olduğumuz, güçlü olduğumuz sürece hiç ellerini bir yere süremeyeceklerini anladılar. Libya ile Türkiye'nin anlaşmış olduğu, yapmış olduğu ortak mutabakat sayesinde. O yüzden Hafter'e destekliyorlar. O yüzden üstümüze salıyorlar. Sen bunları anlamayacak kadar nankör müsün, kör müsün? Sen bunları iyi biliyorsun, cebini dolduruyorsun da sana inanan arkandan gidenlere ben söylüyorum. Sana oy atan o iskeletlere söylüyorum. Ya bu Ermeni mi, Rum mu, Yunan mı ne oldu belli değil. Ülkemize girecek paranın önüne geçiyor. Sen diyor petrol getiriyorsun, ağzınla itiraf ettin. He dese Erdoğan, inkar etmese hani dese evet doğru söylüyor. Bu sefer diyecek fakirlerin, garip kurabanın diyecek. Orada akrabaları, fakirlerin evlatları ölüyor. Kan dökülüyor orada, şehit oluyor diyecek. İşte sen zengin olasın diye öyle diyecek. Türkiye'de her insanın bir vasfı, bir mesleği, bir yapmış olduğu işi var kardeşim. Herkes. Bir tanesi siyaset yapar, birisi ülkeyi yönetir. Birisi milletvekili yapar, birisi asker olur, birisi polis olur. Sen de ülkeyi karıştıran bir çakma milletvekilisin. Sözde Türk ama gerçekte Yunan. Batı milletvekilisin işte. Biz bunu biliyoruz. Sen de ülkeyi karıştıran birisin. Osmanlı Devleti Yemen'i, Hicaz'ı, Arabistan'ı, Filistin'i, Cezayir'i, Fas, Tunus, Balkanlar hepsini fethetti. Senin gibiler işte. Niye gittin oraya? Kan döktün. Ne yani şimdi biz İstanbul'u fethederken kapısının önüne zile bastık da ya size mektup getirdin, imzayı atın, verin bize İstanbul'u defolun gidin mi dedik. Arabistan'ı fethederken böyle mi oldu? Veyahut da Tunus, Fas, Cezayir, İspanya'ya kadar, Endülüs'e kadar böyle mi oldu? Ne kadar şehitler verdik biliyor musunuz? Hep kanlarımızla işte bu Türkiye Cumhuriyeti şehitlerimizin kanlarıyla yoğruldu, vatan oldu işte. İşte bunu siz anlayamazsınız işte. Orada iki tane asker ölsün, ben onun kanı üzerinden siyaset yapayım. Eğer ölmezse sen orada sömürgeçisin diye siyaset yapayım. Eğer para, petrol gelmezse ülkenin ekonomisi battı, bitti, yıkıldı, ülke nereye gidiyor? Bundan sonra hani kasa boş, bataktayız, bitikteyiz. Böyle siyaset yapayım açlıktan. Para gelirse sömürgeciden, şehit olursa askerden, her taraftan siyaset yürütüyorsun. Hem nalına vuruyorsun, hem mıhına vuruyorsun. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır hesabı. İyi bastırıyorsun ev sahibini. Ondan sonra da niye bu hükümet vatandaşa, millete yardım etmedi? Niye ekonomik kasada hani para yok, pul yok? Getirince de niye sen sömürdün, ettin? He? O kadar bak biraz önce saydım Osmanlı'nın fethettiği yerleri. Siz ne yaptınız? Sizin Sağır İsmet 1923'ten sonra Lozan Antlaşması'nda burnumuzun dibindeki o adaları tuttu Yunanistan'a. Dedi ki ne türlü mücadelelere yani gereksiz yere hani mücadelelere zemin hazırlamak, vermemek için adaları verelim, kurtaralım. Yani türlü maceralara girmeyelim dedi. En iyisi adaları verelim, kurtaralım. Türkiye'yi böyle gereksiz maceraya sürüklemeyelim dedi. Burnumuzun dibindeki adalar şimdi Yunanistan'a ait. 2 kilometre Ege'den açılıyorsun. Ege'nin efeleri 2 kilometre gidip balık tuttum diye hemen arkasından Yunan sahil güvenlikleri geliyor. Hemen seni tutukluyor. Botuna el koyuyor. Seni mahkemeye çıkartıyor. Sana ceza veriyor Yunan karasularında avlanma yaptığın için. Botuna da el koyuyor. 8-10 milyar, 20 milyar, 50 milyar ödüyorsun. Ondan sonra botunu da alıyorsun. Ağzın şekere dönüp geliyor. Burnunun dibinde balık tutamıyorsun. Balık. Bizim Aydın'ın Ege'nin efelerine efelik yapıyor Yunanistan. Sizin Sağır İsmet'in yüzünden. Sağır İsmet. Ya. Erdoğan ne yaptı bugün Sarlaç'la yapmış olduğu anlaşmada? Ne kadar Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin yarısı kadar araziye sahip oldu. Siz ne yaptınız? Yunanistan'ı, Ermenistan'ı savunur hesabı. Oradan petrol getirecek de onun itiraf etti ağzıyla Erdoğan siyaseti gidiyorsunuz. Getirirse petrolü gerçekten evet böyle bunun için derse sizin yüzünüzden gariban, fakir, fukaranın çocukları ölüyor orada. Asker üzerinden siyaset yürütüyorsunuz dersiniz. Öyle diyeceksiniz çünkü. Siyasetiniz bu. Kalleşlik iki yüzlü. Önce niye yapmadın diye siyaset yaparsın. Yaptıktan sonra niye yaptın? Böyle bir zararla karşılaştık. Hani senin yüzünden oldu. Yapmasaydın bu olmayacaktı diye siyaset yürütürsün. Önce yapmadın sonra yaptın diye siyaset yürütürsün. Bunu anlamayacak kadar senin kör seçmenin var. İskelet oyun var. Ben onlara demiyorum. Bazı arada tarafsız olanlara ayırttırmak için söylüyorum.